ve ilk kez 3'te 3 yaptı. Öncelikle bununla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Evet yani tabii ki beklentiler büyük bizden. Zor bir karşılaşmadan çıktık. Almamızın akıyla. Bunun için çok mutluyuz. İyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum takım olarak. İnşallah bunu Eskişehir maçıyla da devam ettirip şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Dediğiniz gibi 3'te 3 yaptık ilk defa. Yani bazı sıkıntılar yaşıyorduk bir seri anlamında. Bir seri yakalayamıyorduk. 2 maç yeniyorduk. 3. maçta ya berabere kalıyorduk ya mağlup oluyorduk. Ama bunu şimdi başardığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Eskişehir maçı var. Onu da kazanıp inşallah 4'te 4, 5'te 5 adım adım ilerlemek istiyoruz. Sedat, tabii Samet Hoca'nın gelişiyle birlikte iyi bir ivme yakaladınız. Sen Ferdi olarak da öyle. Biz seni Balıkesir'den de biliyoruz. Bu anlamda da bu birlik bütünlükle ilgili senin performansınla ilgili genel bir değerlendirme alalım. Tabii ki Samet Hoca'nın gelmesi bazı şeyleri değiştirdi. Takıma olumlu yönde yansıdı. Bana da olumlu yönde yansıdı. Ben sürekli çalışıyorum. Yani performans anlamında düşük performans da göstersem, iyi performans da göstersem sürekli çalışıyorum. İnancım bu yönde. Samet Hoca'nın gelmesiyle daha çok süre almaya başladım. Bu süreyi iyi değerlendirmeye başladım. Takımıma katkı sağladığım için tabii ki ben de çok mutluyum. İnşallah tabii ki önemli olan sezon sonunda Adana Demirspor'u Süper Lig'de görmek. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah katkımıza yapmaya devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda Süper Lig'de oluruz. Cumartesi Eskişehir maçı var. Rehavet olur mu? Onu sorayım direkt. Yani şu an rehavet olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Çünkü artık hatanın da böyle tahammül edilemez ana geldiğini düşünüyorum. Yani hataya telafisiz maçlardan biri. Özellikle Eskişehir maçı. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Bu yüzden yani takım arkadaşlarıma güveniyorum. Kesinlikle öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Tamamen %100 konsantre bir şekilde, çok ciddi bir şekilde Eskişehir maçını oynayıp kazanarak dönmek istiyoruz. Buna paralel tabii Demirspor kendi göbeğini kesme imkanı da yakaladı açıkçası. Yani çünkü rakipler birbiriyle de oynayacak. Biz aslında bunu düşünüyorduk. Çünkü Samsun maçıyla özellikle bir kıvılcımın yaşandığını gördük. Rakiplerimizin puan kaybedeceğini düşünüyorduk açıkçası. Biz tabii ki kendimize bakmak zorundayız bu saatten sonra. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İnşallah Demirspor kendi göbek bağını dediğiniz gibi kendi kesecektir. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler.